tecrübelerinden faydalanalım. Sene 2013. Bu insanlık nereye gidiyor? Zatıhalinizin engin tecrübeleri ve Mevlana Hazretleri'nin 6 cilt mesnevisi 4 cilt divanını gençler ne kadar biliyor? İnsanlar ne kadar biliyor? Ne kadar anlatılıyor bu aşk? Evet. Bu kinsiz, nefretsiz yaşam. Allah-u Teala'nın dünyayı birbirinizi sevin. Gerçekten çok güzel bir yer bu dünya. Ve gerçekten büyük bir şans dünyada olmak. Herkes nefret ederken. Ne küfürleri diyorlar dünyaya. büyük bir lütuf bu. Bakın geçen ay biz Atina'da sema ettik dedim ya. Şimdi Katimerini gazetecisinin muhabiri işte bir soru sordu. Dedi ki Yunanistan'ın durumu belli dedi. Avrupa Birliği var. Ne diyorsunuz dedi. Bizim durumumuz hakkında ne diyorsunuz? Avrupa Birliği muhacesinde sizin durumunuz yani Avrupa içindeki ben diyorum ben dedim I'm ashamed of this situation. Many countries, United Nations, as at the end of the world, United Nations cannot save the life of a small country. You are not America. Evet. United States of sen America. Sen bir Amerika değilsin. Sen küçük not England. Evet. Evet. But these are İngiltere great de companies, değilsin. And you are one of the members evet. Among them. Of course. I am ashamed of this. Yes. Messengers don't say this, don't like to see such things. Peygamberler. It's the main messengers. Nerede bu Birleşmiş Milletler? Nasıl birleşmiş? Siz nasıl bu durumdasınız? Ya. Bakın dedim. Ya Avrupa Birliği ya. Hazreti Peygamberimiz bizim Muhammed Resulullah diyor ki komşunuz aç iken ya, bitti. Siz tok karnına yatmayın. Yatamazsınız. Komşunuz Hristiyan mı, Yahudi mi sormuyordu. Evet. Bizim İstanbul'da çok komşumuz var ayrı dine mensup. Çok. Lekum dinikum beli. Senin dinin senin, benim dinim benim. Evet. Sen şusun, busun. Müthiş bir sosyalist ifade bu. Yani. Ama sosyal, antropolojik. Birlik olmamaya manidir. E birlik olunca berabersen madem sen benimsin, ben sendenim dedikten together. Sonra sen fakirsin, ben zengin. O nasıl olur dedi. And all together. Bunu Katimerini yazdı. Aynı. Pişmanlar hocam da tornistan yapamıyorlar. Evet. Üretimin bitmiş. Kardeşim üretimin biterse başkasının ürettiğini yersin. Başkası da sana ürettiğini çok güzel kakalar. Cebine daha da borca arayın. Sokar. Daha da borca sokar. Buna insan hiç faizsiz yardım edip vereyim evet. İşte ne olur Amerika bu insan kadar evladı, bakın her doğan yürek genç bizden daha zeki doğuyor. Devinasyon tabii. İtibariyle. O genlerle iletişim var. O küçücük çocuklar gözler fıldır fıldır, IQ'ler yüksek. Evet. Bizi suya götürürler, susuz getirirler. Bu insan evladı ne zaman uyanacak buna? Ne zaman? Şimdi anasının karnında öğreniyor herhalde. Anasının karnında empülüze çalıyor ya gitarı. Çıkar çıkmaz 14 yaşında virtüözler var. Evet. 13 yaşında. Geçen Baro geldi buraya. Bora kardeşim. Bir çalıyor gitarı. Renkler diye albüm yaptım ben. Utandım ya. 14 yaşında. Nasıl bir müzik eğitimi aldın da nasıl bir virtüözite kesbetti o parmakların be kardeşim. O sweeping dediğimiz hareketleri bilen nasıl yapıyor? Nasıl çalıyor? Ama ondan sonra gelecek jenerasyon daha müthiş gelecek. Fakat bu olayı niye çözemiyorlar? Kendin üreteceksin. Dıştan şikayet ediyorsun Batı'dan. Yani. O zaman kendin üret kardeşim. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bağımsız Türkiye dedi. Tabii. Şimdi bakın. Nerede kaldı efendim bağımsızlığımız? Şu Anadolu'ya tükürsek domates çıkar. Çekirdeğini bile. Domatesin çekirdeği kırmızı Türk şarkısı bile var yani. Roman kardeşlerimiz yapmış. Bakın benim oğlum belki 3 yaşındaydı. Böyle iskemlenin ben böyle bir hat üzerinde çalışıyor. Allah. Elif Melif. Böyle çizmişim, ama çekmişim. Hediyeniz çok güzel. Bir daha gösterelim. Buraya iskemleye tırmandı. Fakire hediyesi. Allah.
Celi-i Talik. Nurun. Bu 199 esmadan. Bu 100 oluyor tabii o da. Ben size 99 esma albümün yapmaya gayret ettim. Onu hediye öyle edeceğim. Öyle mi inşallah? Giderken. Yani 99'unu bestelemem zor da. O esmalar çok mühim. Tamamı da orada, o da bir hediyedir. Güzel evet, dostun hediyesi. İşte ortada. Sizin gibi evet. Eyvallah. Yani çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Hani ilmel yakin var ya. Evet. Tasavvufta ilmel yakin aynı. Hocam tasavvuf öyle. İşte bu tasavvuf da ders olarak öğretilmeli. Öğretilmeli tabii. Tasavvufa giren bir genç zaten hayatını kurtarmış demektir. Tabii. Bana diyor ki hocam nasıl sağ kalıyorsun? Nasıl 55 yaşında hala 10 saat çalışıyorsun? Tasavvuf. Hiçbir şeyi yaptım demiyorum. Yaptığım hiçbir şeyi de beğenmiyorum. Daha iyisini yapar bu Hasan Cihat diyorum ya. Daha iyisini yapabilirim. diyorum yani. Şimdi gençler bir şey öğrenecekse bizden bu YouTube'daki, Facebook'taki videomuzdan bunu öğrensinler. İşte bak, evet oldu yaptım yok. Yok. Eski mevlevihaneler 3 fakülteyi barındırıyormuş bünyesinde. Ya. Bir Güzel Sanatlar Akademisi. Evet. Bunları öğretiyorlar. Klasik sanatların hepsi Mevlevihaneler'de öğretiliyor. Hem de o sal... Ondan sonra devlet konservatuarı var ya şimdi bir de. Konservatuar, Güzel Sanatlar Akademisi ve bir ilahiyat fakültesi gibi. 3 fakülte. Enderun öyle hocam işte. 3 sene. Enderun öyle. Her sazı çalmayı öğreniyor sizin gibi. Rica ederim, gayret ediyorum. Dede efendiler. Bir de şiir yazıyorlar. Zaten hepsi şair. Yazıyorlar, hepsi şair. İki satırlık da şiirler çıkardık. Şair ve Ozanlar Derneği'nde üyeyiz. Hasan Askıran Başkanımız. Zaten halinizi de üye yapalım efendim. İnşallah. Ama iki satırlık da 99'da işte bir kutsal topraklara gittik. Orada tam 40'lı yaşlardaydım. Ben bir şair değilim yazdım sözü özüyle. Sen iyi oku dostum anla gönül gözüyle. Harika. Birinci şiir. Çok güzel. Şimdi hocam tabii Hazret'in çok güzel kitapları var. Bu benim çok hoşuma gitti. Baskısı da çok hoş görüyorsunuz. Ama içindeki fikirler önemli, daha önemli. Tabii canım tabii. Böyle çizerek çalışıyorum derslerimi. Çok güzel. Şöyle. Çizerek çalışırım. Bu kitabımızda Hazret'in yapmış olduğu çalışmayı Ahmet Metin Şahin dostumuz Mesnevi Manevi diye Mesnevi çevirmiş. Manevi, evet. Gerçekten tavsiye edeceğim bir kitap ve bu bir eski baskı herhalde, yeni değil. İncelerseniz ben gençlere tavsiye ediyorum.